Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Edebiyat videolarımız şov niteliği taşıyacak şekilde devam ediyor hocam Sıra geldi Türk destanlarına Evet artı bir net Türk destanlarıyla ilgili Soru çözeceğiz Abi bitecek ya Hocam şu destan gelir mi şöyle gelirse yap Bitti abi bitti Şimdi adam akıllı soruyu çözeceğiz Yatıp uyuyacaksınız arkadaşlar yatıp uyuyoruz Bak edebi sanatlar dün çözdük yatıyor bitti Destanlar yatıyor bitti bu kadar. Net gideceğiz. Sınavda ne sorulursa işte onu konuşacağız. Her şey var arkadaşlar. Şöyle sorulara bakıyorum önümde. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Bakayım bir. Oba! O e yok artık. Neyse. Başlayalım. Başlayalım hocam. Şu destanlar konusu bitsin. Gelsin video. Evet arkadaşlar sorular ekranda sorular karşımızda başlıyoruz verilen açıklamaların diyor hangisi ayrı verilen destanla ilgili değildir soru kökünü yuvarlak içine almadan soruya başlanmaz Adana Altay Türklerine ait bu destan aynı zamanda ilk Türk destanlarından olma özelliğine sahiptir yaratılış destanı doğru Altay Yakut destanı diye de geçer biliyorsunuz değil mi yaratılış destanı devam Makedonya kralı İskender'in İran üzerinden Türkistan bölgesine yaptığı sefer esnasında Türk hükümdarlarının halkını ve ordusunu İskender'den koruması anlatılır. Şu destanı. Doğru. Bakın çok önemli bunlar. Milattan önce 7. yüzyılda Türk İran savaşlarındaki, Stavarlop savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını mağlup etmiş bir Türk hükümdarının savaşlarından anlatıldığı destandır. Bu destan Alp Er Tunga destanıdır. Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı mı hocam? Bu kadar basit, bu kadar net. Oğuzkan Destanı'yla ne alakası var? 7. yüzyıl, Türk İran, Alper Tunga. Bitti, bu kadar. Yok olma, geçme, soruyu geçme. Ceyhan, şey, Denizli ve Dine şeyler var. Yok olma tehlikesiyle karşılaşan Göktürklerin yeniden dirilip çoğalması ve tarih sahnesine çıkması anlatılır. Bozkurt Destanı, doğru. Düşman saldırısına oraya Türklerin dağlık gizli bir bölgeye çekilmeleri, zamanla çoğalarak Demir eritip yurtlarına dönmeleri anlatılır. Ergenekon destanı çok yerinde hocam. Ceyhan çok güzel bir cevap oldu. Harika bir soru oldu. Gelsin hocam ikinci sorumuz. Ne diyor? Aşağı yukarı hangisinde İslamiyet dönemi Türk destanları bir arada verilmiştir diyor. Oba! İslamiyet dönemi Türk destanları hemen bakalım. Satık Buran, Satık değil, Satık. Satık Buran, Manas, Cengiz Han, Doğru. İslamiyet dönemi ne demek biliyor musun? Hani İslamiyet öncesi az önce saydık ya. İşte Bozkurt, Ergenekon, işte Göç, Möç vesaire soruyu da bu arada söylemiş oluyoruz ama onlar İslamiyet öncesi. Bir de İslamiyet'in kabulü sonrası var. Mesela Satık Buran, Manas, Cengiz Han, Battal Gazi hepsi İslamiyet sonrası. Yani İslamiyet dönemidir değil mi? Ama mesela Bursa'da hangisi bozar? Ergene bozar. Ceyhan'da Oğuz Kağan bozuyor. Daha birçoğu belki. Denizli'de bakalım hangisi Alper Tunga bozuyor. Edirne'de de göç bozuyor. Bunlar hep İslamiyet öncesi. Tamam. Bu kadar net. Çok iyi. Şimdi bu testte bir tane soru var motifle ilgili sağlam soru. Şimdi ona geliyoruz. Yani bilmem ne motif falan diye bunun dışındaki soruların tamamı destan ve içerik vurgusudur. Aman dikkat. Bir tane motif sorusu ekledim arkadaşlar. Vesaire motifi Türk destanlarında baş kahramanın en büyük yardımcısı ve yoldaşıdır. Bitti. Gerektiğinde olağanüstü özellikler gösterir. Bu motif Batal Gazi Destanında Aşkar Devzade ismiyle karşımıza çıkartıyor. Mükemmel at, at, at hocam. Biliyorsunuz Destanlarda inanılmaz motifler var bize taş kesilme falan sıklıkla karşılaştığımız bir durum. At motifi de yine olmazsa olmazlar arasında Türk destanlarında. Gel isterseniz dördüncü soruya doğru hemen geçelim arkadaşlar. Dördüncü soru bakalım bizden ne ister? Oba sığmıyor, 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 sığmıyor. Çok güzel bir destan sorusu biliyor musun? Yani bu mükemmel bir şey. Soru bu abi. Bak bir çok iyi bir soruydu. Şurası çok iyi bir soru. Tamam içerik sorusu zaten bunu bilmeliyiz. Ki bilmemiz gereken destanlar bunlar. Bu dördüncü soru da inanılmaz bir soru yani. Çok güzel bir paragraf sorusu aynı zamanda Biliyorsunuz paragraf olunca ben dayanamıyorum. Övmem lazım paragraf sorusunu ama bu gerçekten çok iyi. Bakalım Söylenemez diye olumsuz soru hemen şıklara gidiyorum. Hun dönemine ait bir destandan alınmıştır. Hun dönemi destanı. Gerçek ve hayal unsurlar bir arada verilmiştir. Gerçek ve hayal unsurlar. Oğuz Kağan'ın askeri bir seferinden söz edilmiştir. Oğuz Kağan'ın askeri seferi. Baş kahraman ruhsal derinlikleriyle tasvir edilmiştir. Ruhsal derinlikler. Işık ve kurt motiflerine yer verilmiştir. Başlıyoruz. Urum Kağan Oğuz Kağan'ın emrini dinlemezdi. Onun arkasından gitmezdi. Ben onun sözünü tutmam diyerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan bayrağını açarak askeriyle ona karşı yürüdü. Şimdi biz burada askeri bir sefer olduğunu anladık. Oğuz Kağan olduğu için belli ki Hun dönemine ait. Hun Oğuz destanı. Tamam eyvallah burada da sıkıntımız yok hocam. Devam ediyoruz. Başka neler var? Yürüdü. 40 gün sonra Buzdağ adında bir dağın eteğine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu. Tan ağarınca Oğuz çadırına güneş gibi bir ışık girdi. Işık motifi değil mi? O ışıktan göktüylü ve gök yeleli büyük bir kurt çıktı. Işık ve kurt motifleri de tamamdır. Eyvallah hocam. Bu kurt Oğuz Kağan'a hitap etti. Ve ey Oğuz sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ben de senin önünde yürümek istiyorum dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını dürdürdü ve gitti. Gördük ki askerin önünde göktüylü ve gök yeleli büyük bir kurt yürümektedir. Ve kurdun ardı sıra ordu gelmektedir. Ya gökten ışık iniyor falan kurt çıkıyor bir şeyler oluyor. Yani hayali şeyler bunlar biraz Gerçek tarafı da var çadır kuruyor gidiyor falan düşmanlar. Gerçek ve hayal bir arada baş kahraman ruhsal derinlikleriyle asla anlatılmadı. Doğru cevap Denizli olacaktı. Geldik arkadaşlar 5. soruya. Oba içerik sorusu çok güzel bir içerik sorusu yani bunu yap. Çok güzel bir bilgi cebine koy hocam bu kadar. Yukarıda oluyor bence kesinlikle yapacaksınız bu arada. Yapamama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bakın yapamama ihtimaliniz yok. Yukarıda olay örgüsü verilen destan aşağıdaki Türk milletlerinden hangisine aittir? Kalmuk Han'ın oğlu Alman Bet'in İslamiyet'i kabul edişi Erkökçe'ye sığınışı ve oradan bu ne diyorsun ama ikiye geliyorsun. Manas ile Erkökçe'nin savaşı. E Manas var. Abi Manas kahramanın adı hangi milletin? E Kırgızların bitti bu kadar. Zaten destanları nasıl bulabiliriz? Şöyle birisi hayatta yok yaşamıyor yani. Kökü Teyhan'ın yaz töreni. Ha Köküteyhan tabii canım Manas. Mümkün değil. Böyle birisi yok. Yaşamıyor yani. İl sınırlarında, ülke sınırlarında böyle birisi yok. Dünyada yok. Göz kaman. Tabii canım kırgız nasıl bir göz kaman mi bitti yani. Böyle bir şey olabilir mi? Semete, Semete olabilir bak. Semete de çok tanıdık bir karakter. Semete ve Manas diyelim. Bu ikisi. Kalmı koluna oğlu Almanbet. Almanbet diyor abi nasıl bilemezsiniz ya. Almanbet derse tabii ma. Diyecek birisi yaşamıyor yeryüzünde. Doğal olarak siz de kasmayın. Böyle bir şey yok. Yani öyle bir destan gelecek ki saçma sapan isimler. Hiçbir hiç şey anlamıyoruz. Ama ne destan olduğunu bilmeye çalışacağız. Böyle bir soru yok. Abi manasla Manas yazacak, Kırgız yazacak, Semete'yi bir şey yazacak yani. İçiniz rahat olsun. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Bu artı net serileri inanılmaz fayda sağlayacaksa. Bakın bu sorular çok önemli. Bu abi destandan ne gelecek başka? Neyin peşindesin? Neyse. Hadi biraz daha destan sorusu çözelim. Gelsin. Valla nasıl bir çağırdıysam altıyı bomba gibi geldi hocam. Böyle bir şey yok ya. Bu ne abi? Oho ya bayağı eleme yapmamız lazım bayağı işte burada şu geçiyor hadi burada sağlam soru ben size söyleyeyim sağlam ya bu soruyu yap zaten gitsin ama gir abi destandan sonra istediğini sorsun artık şu dakikadan sonra şıklar çok tanıdık ama içerikten soru var hadi gelin isterseniz soru kökünü yuvarlak içine alalım bir rahatlayalım en azından bir şey yaptık diyelim bu soru için hadi başlıyoruz milattan önce 7. yüzyılda yaşayan bir saka hükümdarının kahramanlıkları anlatılır Sakalara ait ne var abi aşağıda? Alper Tunga var mesela. Bitti. Ama ben okuyacağım. Aklınızda bir şeyler kalsın. Çok önemli bu. Belki içerikten bir şey gelir. Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek egemenliği altına almış. Daha sonra Kapkaslar'ı aşarak Anadolu, Suriye ve Mısır'ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur. Destandaki baş kahraman Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Efrasiyab adıyla geçmektedir. Çok iyi abi. Ben bunu bir karalayayım. Tamam bunu okuduk zaten. Alper Tunga da bitti. Alper Tunga ölmüş hocam. Isız acın kalmış. Devam. Göktürklerin bir savaşta nasıl yok oldukları ve yeniden nasıl türedikleri anlatılır. Göktürklerle ilgili ne var abi? Bozkurt var, Ergenekon var. Türeme nerede? Bozkurt'ta. Bitti. Doğal olarak ben Bozkurt destanını elettim. Ama yine de okuyacağım. Bir düşman saldırısında yok edilen Türklerden geriye sadece yaralı bir genç kalır. Ancak Tanrı bu yaralı genci kurtarmak için Gökbörü'yü gönderir. Gökbörü bu yaralı genci iyileştirmiş ve Türk soyunun devamını sağlamıştır. Tamam hocam bu da gitti bakın. Eleme yöntemine çat 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 gidiyoruz. Devam. Uygur Hakan'ın Çinlilerle yaptığı savaşları bitirmek için oğlunu bir Çin prensesiyle evlendirmesi ve bu evliliğe karşılık Kutul Dağı'nı kutsal ya da Taşını Çinlilere vermesi anlatılır. Dikkat, kutsal ya da taşını güzel. Bu evlilikten sonra Türklerin dirliğinin bozulması ve başlarına gelen felaketler anlatılır. Şimdi aşağıya bakıyorum. Uygurlarla ilgili sadece göç destanı kaldı. Uygur destanı, göç destanı bitti. Burada kurt murt türemi, her şey var. E tamam, bu da tamam. Bir yenilgi sonucunda bir avuç kalan Türklerin etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal ve gizli bir bölgede çoğalıp oraya sığmaz olmaları ve demir dağı eriterek demir dağı kurtulmaları, intikam almaları vesaire anlatılıyor Ergenekon Destanı. Bunu da karaladım hocam. Doğru cevap kesinlikle Oğuzkan Destanı olacak. Evet arkadaşlar, geldik 7. soruya. Bu parçada söz edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir diyor? Abi çok iyi anahtar kelimeler var. Soru saniyelik soru. Altay Yakut Türklerine ait bu destan aynı zamanda ilk Türk destanlarından biri olma özelliğini taşır. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında gelişmiştir. Türk destanları arasında en eskisi kabul edilir. Altay Türklerinin bu efsanede adı geçen tanrıları Bay Ülgen'dir. Bay Ülgen, Okyanus, Su, Yaratılış vesaire değil mi? Yaratılış destanı doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Saygı duyuyoruz. Gelsin hocam 8. sorumuz. Şöyle azıcık küçültsek yine sağlam. Biraz sıkıcıdır mesela. 8. soru sıkar. San, sanki 4 de öyleydi değil mi? Yani bir paragraf sorusu. Ben gerçi çok seviyorum paragraf sorularını çözmeyi ama söylenemez. Yine de hani böyle bilgiyle karıştırılmış böyle anlamsal sorular biraz bunaltıcıdır. Ama destandan gelirse böyle gelme ihtimali bence daha yüksek. İçerik sorulursa da hazırız zaten. Şu an bitti. Bitti abi. Destan bitti. İçiniz lütfen rahat olsun. içinizi ferah tutun. Bu seri sonrası zaten soru kaçırma ihtimaliniz yok. Hiç kasmanıza gerek yok. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. 8. sorudayız. Yaratılış destanının olay ögüstür diyor. Yaratılış destanı olağanüstü ögeler, ağaç ve ışık motifleri, Uygurların siyasi hayatı, doğal olaylar, sosyal olaylarla birleştirilmiş diyor. Bakalım. Uygurların yurdunda Hulin adlı bir dağ vardı. Bu dağdan Tula ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. Bu ırmakların birleştiği yerdeki bir ağacın üstüne bir gece gökten bir ışık indi. Ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu. Işık bu şişkinliğin üzerinde 9 ay 10 gün durdu. Ağacın gövdesi yarıldı ve içinden 5 çocuk çıktı. Halk bu çocukları büyüttü. En küçükleri olan Bögühan büyüyünce hükümdar oldu. Yani halkın büyütmesi vesaire toplumsal olaylar ve tamam Edirne'yi eleyebiliriz doğal olaylar falan şişkinlik olması ağaç maç vesaire. Ağaç ve ışık motifi zaten kullanıldı. E olağanüstü öge zaten var ağaçtan çocuk çıkması falan. E ne oldu abi? Uygurlardan bahsetmiyor mu bu adam? Evet bitti Adana. Yaratılış destanı ne alaka? Altay Yakut değil ki. Uygur diyor adam baştan sona. Bitti soru yani. Bu kadar şuraya kadar geldi. Soru bitti. Hadi devam edelim 9. soru. Hakkını verelim hocam. Bu soruda hakkını verelim hocam. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdan hangisi getirilmelidir diyor. nokta 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 Anadolu'nun fetini ve bu fetihlerdeki kahramanları anlatan Türk destanlarındandır diyor. Hangisi getirilmelidir? Ya adı üzerinde değil mi ya? İşte Battal Gazi, Dönüşmend Gazi, değil mi? Ya biri olmalı. Bir şey Gazi olmalı değil mi? Bir Türk kahramanı olmalı. Anadolu'nun fethinde görev yapmış birileri olmalı. Doğal olarak Danışment Gazi ona girdi. Ergenekon, Bozkurt, Köroğlu ve şu destanlarının işi hiç yok. Yani Göktürkler, ne bileyim işte burada Sakalar falanlar. Onlarla işimiz yok. Direkt olarak kişi istiyor. E o zaman haydi 10. soruya gidelim. Evet arkadaşlar geldik 10. soruya bakalım bu soru bizden ne istiyor? Şu aşağıdaki hangisinde Türklere ait destanlar bir arada verilmiştir diyor. Hemen bakalım Türk destanları. Oskan Bozkurt Ergenekon, Ramayana. Ramayana Mahavarata Hint destanı. Hint. Ne işi var burada? Türeş, Göç Şehname. Yani İran Şehname abi ne işi var İran'ın burada? Allah aşkına ya İran bir karışma ya. Bir girme abi ya. Göç Türeyş Oskan Manas. Harikasın. Alper Tuka Gılgamış Nibelungen Manas. Gılgamış Sümerler saygı duyuyoruz Nibelungen. Nibelungen nereden çıktı? Alman. 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 E deniz geçtim. Tamam o da eledim. İlyada, Gökçe, Ergenekon, Türeyş, İlyada, Odise. Yunan destanı. Ne işimiz var burada Allah aşkına? Tamamdır. Doğru cevap kesinlikle. Ceyhan'dır. Saygı duyuyoruz. E haydi 11. soru. Evet arkadaşlar geldik 11. soruya. Aşağıdaki destanlardan hangisi bu parçada dile getiren bölümlerden birine dahil edilemez? Neymiş hocam? Türk tarihinin akışına uygun olarak İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları, Eski Türkler dönemi, Hun dönemi, Göktürk dönemi ve Uygur dönemi destanları olmak üzere 4 bölümde toplanabilir. Hangisi bu döneme girmez? Yani hangisi İslamiyet öncesi Türk destanı değildir diyor. Şu, Bozkurt, Oğuzkan ve Türeş destanı İslamiyet öncesi, İslamiyet'in kabulü sonrası Manas var. Doğru cevap kesinlikle Denizli. 12. soruyu istiyoruz hocam. Evet arkadaşlar 12. ve son sorumuz nokta nokta adlı destanda Müslüman Kırgızlarla İslam inancına sahip olmayan Kalmuklar. Kırgız Kalmuk mücadelesi Manas destanı. Rahat bir soruydu güzel bir soruyla son vermiş olduk. Müthiş 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 destan testi tamamdır. Destanlara hazırız. Tutup da bize Ramayana'nın içerini sormayacak. Nibelungen'i sormayacak. Kalebela'yı sormayacak. İçin rahat olsun. Kasma destanlar fazlaca yeterli yine de hocam ya illa ben bir konu anlatım çalışacağım fazlasıyla konu anlatımımız var ama hemen size şuradan 65 gün Türk destanları 12. gün arkadaşlar ders notları kitabımızdan 12. gün konu anlatımla çalışırsanız Bomba gibi olur hocam. Bu kadar basit. İçiniz rahat olsun. Test çözümü, soru çözümü yeterli. Artı bir net cepte. Bir sonraki artı netlerde görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin bu arada. Bu arada bu arada. 9, 10, 11, 12 sınav hazırlığı videoları atılıyor. Şu an ben konu altı videolarını atıyorum arkadaşlar. Rüştü Hoca'yla Türkçe kanalına birkaç güne kadar da sınav hazırlık videoları gelecek. Yazılı provaları gelecek. Haberini vermiş olalım.